Mobilyanın ustası Doğtaş, Chester'ın da ustası. Merhabalar, şu anda Büyük Kulüpteyiz ve İsmail Aktaş'la birlikteyiz. Efendim, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İsmail Aktaş ben, Anadolu Konfederasyonu Genel Başkan Vekiliyim. 2017'de resmi olarak kuruluşu tamamlanan konfederasyonumuzun Türkiye genelinde 7 ille, 7 il federasyondan oluşan ve yeni katılacak illerle beraber Türkiye'nin önemli bir konfederasyonu. İnşallah ülkemizin her türlü anlamda, huzuru, refah anlamda bu lobi gücünü iyi kullanırız ve bölgemizin kalkınan bir gücü haline geliriz diye düşünüyorum. Gençlere yönelik, kadınlara yönelik girişimcilik noktasında bölgesel kalkınmayı, illerin kalkınmasını hedefliyoruz. Bir de tabii Türkiye genelindeki sürekli farklı yönlerden birbirine ters düşürülen bölgeler arası farklılıkların giderilmesi noktasında Karadeniz'le Doğu'nun ve Güneydoğu'nun, İç Anadolu'nun kenetlenmesi noktasında birlikteliklere öncülük etmeye çalışıyoruz. 2013 yılında bunun ilk adımlarını atmıştık resmi kuruluştan önce. 2013'teki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2018 yılında da önemli bir takım planladığımız projeler var. Bunları da inşallah halkımızla paylaştıktan sonra bölgemizde hem huzurun hem refahın birlikte geliştiği bir ülke konumuna geleceğiz diye düşünüyorum. Öncelikle kadın girişimcilerin biliyorsunuz ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi ekonomik sorunlar. Ekonomik sorunlar giderildikten sonra zaten diğer konular birbirine bağlı, çözümü daha kolay. Kadın ve genç girişimcilerin kalkınmasına yönelik, iş kurması yönelik bizim resmi kurumlarımızla beraber yürütmek üzere olduğumuz projeler var. 39 ilçede ilçe kadın teşkilatlarımızın ilçe bazında eğitimleri ve iş kurmasına yönelik kamu teşvik ve desteklerini onlara yansıtıp onların öğrenmesini sağlayıp ondan sonra da kadın gücünün hak ettiği noktada ülkemizde seviyeyi yakalamasını arzu ediyoruz. Kadının aile yapısındaki yerini dikkate alırsak, kadın bir meseleye el atarsa zaten o bölgede kesinlikle başarı yakalanır diye düşünüyoruz. Bizim öncelikle lobi güçlerinin doğru kurgulandığı noktada uyguladığımız örnekler var. Örneğin ulaştırma sektöründe biz ortak satın alma merkezi şeklinde hareket ettirdiğimiz otobüsçülerde bu başarıyı yakaladık ve çok ciddi tasarruflar elde ettik. Biz her türlü kalkınmanın ekonomik kalkınmadan geçtiğini düşünüyoruz. Ekonomik kalkınma noktasında 2018'de hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Birlikte el birliği yaptığımız noktada bizim bölgemizde Türkiye'nin hak ettiği 80 milyonluk Almanya'nın bulunduğu sanayi devi konumunu 80 milyonluk Türkiye'nin yakalayamaması diye bir şey söz konusu değil. Biz el birliği bunu yakalamak için mücadele edeceğiz. Umarım bütün halkımız da buna katkı sunacaktır. Mobilyanın ustası Doğtaş, Chester'ın da ustası. Doğtaş.